Günaydın. 17 Aralık Pazar günü. Bugün benim doğum günüm. Ve bugün ne yapacağız? Bugün sağ bacağıma kocaman bir dövme yaptıracağız. 33 yaşında oldum. Yaşlandık be. Vallahi yaşlandık. İlk defa bu kanalda bir vlog videosu atacağım. Bu ilk vlog videom olacak. Good morning. Good morning. Bitches. Tekrardan günaydın. Kalktık, uyandık, hazırlandık. Şimdi nereye gidiyoruz? Kadir'in yanına gidiyoruz. Kadir bizim bacağımızı kocaman dövecek. Bir de demin de yataktayken söyledim. Bugün 17 Aralık Pazar günü ve ben 33 yaşında oldum. Eşek kadar adam oldum. Hadi bakalım şimdi ufaktan çıkalım. Yola koyulalım. Gidelim ve şu güzel kocaman dövmemizi bacağımıza yaptıralım. Ne oldu babam? O benim güzel babam. O benim güzel kızım. O babasının bir tanesi. Babasının güzel kızı. Evet ben gidiyorum ama. Oh. Kafamızı. Pazar günü saat 10.30 olduğu için çok fazla gürültü yapmamaya çalışıyorum. Asan Efendi'ye bindik. Asansör. Asan Efendi. Evet sabah sabah iğrenç esprilerimle birlikte. Bugün hava Ankara'da çok güzel ve çok tatlı. Ama tabii ki her zamanki gibi buz gibi. Bizim Düldül de burada. Şimdi Düldül'e binelim ki ben buradan nasıl sığacağım acaba? Çantada tabii bu arada şeyler var, nevaleler var. Şimdi bütün gün dövme yapacağımız için bayağı bir abur cubur götürüyorum. Bir de işte laptop var, işte kameranın şarj aleti var, mikrofonun çantası var. Ivır zıvır doldurduk işte. Oha çok güzel oldu. İnşallah çok sallanmaz. Şimdi bizim araba 96 model olduğu için şimdi onu biraz çalıştıracağız. Çalıştırınca da yaldır yaldır biraz ısınması gerekiyor. Jigley'i de açalım. Çünkü geceleri Ankara'da hava çok soğuk. Tabi bu arada ben gideceğim yer. Ben şimdi Ankara'ya taşınalı yaklaşık bir sene oldu. Şimdi çoğu yeri öğrendim. Çoğu yer okey var bende. Ezbere biliyorum ama bazı yerleri abi bulamıyorum. Kayboluyorum. Kafayı yiyeceğim. Ama çoğu zaman da navigasyon kullanmadan temel yerlere gidebiliyorum. Bunu öğrendim artık. 7 dakikalık bir yolumuz var. Ben Dikmen Caddesi'nde oturuyorum. O yüzden genel olarak çoğu yere yakın oluyor. Ya zırt zırt her yere gidebiliyorum. Ya Ankara'nın en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? İstanbul'dan sonra beni en çok mutlu eden şeyi mesela bir yere gideceğim ya. Bir yere giderken abi navigasyonu açıp acaba trafik var mı diye bakmıyorum bile. Ne kadar trafik olursa olsun abi çünkü zınk diye 15 dakikada en uzak yere gidebiliyorsun. O yüzden mükemmel bir konfor. Ankara beni bu konuda inanılmaz rahatlattı. Çünkü abi trafik düşünmüyorum. Trafik derdi yok. Mis gibi, çiçek gibi. Evet yola çıktık sonunda. Arabamız ısındı. Ya ben bu arabayı çok seviyorum. Araba 96 model. Ondan sonra daha 100 bin kilometre de aldığımda 80 bin kilometredeydi. Her şeyle orijinal. O yüzden çiçek gibi araba. Ben bu arabayla Gizem'le beraber geçtiğimiz yaz İzmir'e gittik. Defalarca İstanbul'a gittik. Bana mısın demedi abi. O yüzden inanılmaz memnunum. Öyle böyle değil yani. Ayağımızı yerden kesiyor Ankara'da. O yüzden nema problema ya. Bir şey oluyor. Bir şeyi arızalıyor. Getiriyorsun yaptırıyorsun. 1000 lira tutuyor. 1500 lira tutuyor. Güncel bir arabada gitsen var ya. Üf. Arada bir nazlanıyor. Biz buna uçan teneke diyoruz. Bu şey 1.477 beygir modeli. Şey 70S.
Uno 70S 96 model. O yüzden çek. Her yere götürüyor, her yerden getiriyor valla. Ki Kadir'e 6 dakikamız falan var. Kadir de yazmış 15 dakika gecikeceğim diye. Sıkıntı yok. Biz de o sırada kahve mavi alırız falan filan. İlk defa bu kadar büyük bir dövme yaptıracağım. Gerçi kolumdaki de yani şu dövmem de çok büyük ama hani bacağıma ilk dövmem. Yani iki bacağımda daha 0 kilometre. Bacaklarımı ilk defa dövme yaptıracağım. Değişik bir model olacak. Böyle renkli renkli falan filan. Efsane bir dövme olacak. Ya öyle düşünüyorum, öyle umuyorum. Kadir şey, deli gibi çizim yapıyor. Çok güzel böyle var ya, ok gibi çiziyor yemin ediyorum. O yüzden Kadir'i biz çok seviyoruz. Hem kişilik olarak, hem karakter olarak, hem de işçiliği olarak efsane bir adamdır Kadir. İller İdaresi Genel Müdür. Ya bir şey değil mi? Ben Ankara'ya taşındıktan sonra hayatımda duymadığım bakanlıklar görmeye başladım. Abi çok enteresan var ya, nükleer bilmem ne bir şey bakanlığı falan var. Ben hayatım boyunca hiç duymadım ya. Böyle önünden geçiyoruz, binalarda yazıyor ya, şaşıyorum kalıyorum. La diyorum, böyle bir bakanlık mı varmış? Şimdi Kadir'e geldik. Şuraya park edebiliriz. Mis gibi bir yer bulduk şimdi. 10 numara. Oh! Böyle bir yer bulabileceğimi hiç düşünmüyordum vallahi. Çok mutlu oldum şu an. Direkt Kadir'in karşısında. Vlog çekiyorum ya, video çeke çeke çıktım o yüzden. Hatta hala çekiyorum. Trip atıyor ya. Dedim ki dün yarın vlog çekeceğim dedim hani. Kadir'e giderken güzel güzel eğlenceli eğlenceli bir vlogumuz olsun kanalda dedim. Ne yaptığını yazmamışsın yazmış. Ula vlog çekiyorum, araba kullanıyorum. Hangi birini yapayım ya? Aynı anda 8 şeyi birden yapamam ya. Allah Allah. Semu Allahu milhamide. Tövbe estağfirullah tövbe. Abi şimdi burası nerede biliyor musunuz lan? Üf ne güneş var ha. Lan bugün hava çok güneşli ha. Maşallah. Bak şurası. Shine Dance var ya. Şu Shine Dance'ın yanı Kadir'in yeri. Orada güzel güzel dövüyor. Arabayı kilitledik mi? Evet geldik sonunda Kadir'in yanındayız. Dövmemize karar verdik. Ondan sonra cıma çıktısını aldık, bölgesini yaptık, bölgesine karar verdik. Şimdi Kadir çiziyor ama şöyle bir sıkıntı var. Aslında dövmemiz bu. Çok fazla göstermeyeceğim. Fakat amma ve lakin bunun biraz daha büyüğü olacak. Çok güzel olacak, çok seksi olacak, çok tatlı olacak. Yerimiz burası. Böyle tatlış tatlış bir stüdyo, mükemmel. Şöyle giriş var falan filan. Normalde biz işte şurada takılıyoruz. Orada işte çizimleri falan yapıyor Kadir ama biz biraz böyle pislik insanlar olduğumuz için sigara içiyoruz. O yüzden işimize mutfakta devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Kadir Beyciğim burada çiziyor. Ondan sonracığıma zaten adam gördüğünüz gibi dövme gibi adam ya. Şu yakışıklılığa bakın. diye böyle iğrenç bir gülümseme yaptı ama olsun. böyle birazcık büyük oluyor. Çok detay göstermeyeceğim. Çünkü bittiğinde görürsünüz, daha sağlıklı olur. Biz aslında burada şeyleri yaptık. Böyle boyutlandırmaları falan bilgisayarda yaptık. Normal şartlarda bunu da göstermek istiyorduk ama İşte biraz acelemize geldi. Kahve mavi içiyoruz işte, zıkkımlanıyoruz falan. Ondan sonra öyle yani. Zaten şey yapacağız. Ne yapacağız? Ben Kadir'in Instagram'ını falan her şeyini böyle aşağıya bırakacağım. Oradan gidin taciz edin. Ama boş boş yazmayın, tamam mı? Yaptırmayacağınız dövmenin fiyatını sormayın oğlum. Öyle yapıyorsunuz ayıp. Bu insanların da işi gücü var yani. Trip atanlar oluyor çok. Geç yazınca. Bir de özellikle trip atın, tamam mı? Mesela Kadir'e yazdınız, cevap vermedi, trip atın. Ben de yapıyorum çünkü. Yazıyorum yazıyorum, cevap vermiyor. Sonra diyor ki dövmedeyim. Ama yarın falan dönüyorum yani. yarın falan. Bir 6 ay sonra dönüyor mutlaka. Bunu ne kadar beklemiştik? Biz bu ilk bu dövmeyi konuştuğumuzda yaz sonuydu. Değil mi? Bayağı geçti. Şu şeyi yaparken işte, şu jetgilleri yaparken konuşmuştuk. İşte Kadir müsait olmadı falan filan. Çünkü bu şey uzun sürecek bir dövme. Aşağı yukarı herhalde 8-9 saat sürer diye düşünüyoruz. Tüm günümüz gidecek neredeyse. O yüzden Kadir'in çok müsait bir zamanı vardı. Bir de onun üstüne hasta oldu falan derken, artık gerçekten mi hasta oldu, yalancıktan mı oldu, yapmak istemediği için bilmiyorum ama sonunda ama hapsettik. Bak bu jetgilleri biliyorsunuz siz. Yayında mayında görmüş, göstermişimdir kesin. Gerçi burası biraz karanlık olduğu için çok gözükmüyor ama bunu da Kadir yaptı. Sonra
Bu garip şeyi de Kadir yaptı. Bu garip şeyi Kadir yaptı çünkü bu garip şeyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Gizem zorla yaptırdı. O Adventure Time'daki şey karakter. Başrol karakter. Şey neydi? Hatırlayamıyorum. Fifi. Ha. Yok Fin. Fin. Fin ve Jack. Doğru mu acaba? Bunun bir de şarkısı vardı. Gizem'in çok sevdi. Dur hatta arayacağım. Bunun çocukluğu işte. Ha bebekliği Fin'in. Alo. Ne yapıyorsun aşkım? Hiç aşkım yükseler başlıyor. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu kolum, bu Fin dövmesi var ya bizde. Onun şarkısı neydi? Söyle bakayım bir. Baby Fin diye YouTube'dan araçım ben söylemeyeyim. Söyle söyle. Söyler misin? Yani bu sesle mi? Evet neydi? Dara 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 dara. Ya öyle bir şeydi işte aşkım. Sözleri neydi? I'm a puff baby. Tam hatırlamıyorum ben de sözlerini. I'm a puff baby. En sonunda if you're an evil witch I will punch you for fun. Nan 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 diyordu. Üç çok güzel olacak ama ya. Vallahi çok güzel olacak. Size göstermiyorum. Siz merak edin. Bitmesini bekleyin. Bugün şey bir gün olacak. Dövme yapmak için uyandığım ve hani hiçbir şey yapamayıp direkt yatağa girip direkt yattığım gün olacak. Kadir senin ne kadar oldu dövme yapmaya başlayalı? Çok fazla oldu ya. Yani lisede başlamıştım. Lise 2'de başlamıştım yapmaya. Şu an üniversitede 6. senem. Ki oradan 8 sene falan oluyor. 8 sene. Evet. Ey maşallah. Çocukluktan beri resim dedin. Orası bende gitti. Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Onu da belki o deneyime dahil edebilirim. Ha. Yani aslında kendim bildim bileli bu işle uğraşıyorum. Dövme de bunun bir yan versiyonu gibi bir şey geliyor bana. Hı. Zaten resmin etkisi olduğu şeyden belli oluyor ya. Resimden bağımsız bir şey değil aslında benim için. Yani kağıda kurşun kalemle yaptığım veya yağlı boyayla yaptığım şeyin bir başka versiyonu gibi. Daha çok öyle bakıyorum. Hissiyat aynı mı peki? Deriye yapmakla kağıda yapmak. Bir süre sonra neredeyse kağıda yapmakla aynı şey dönüşüyor. Aynı şeyi hissettiriyor. Yani böyle dövme yapıyormuş gibi hissettirmiyor da kağıda bir şey çiziyormuş gibi hissettiriyor yani. Değişik bir tecrübe. Ama tabii bu başlarda olmamıştı. Çok birkaç sene sonra öyle hissetmeye başladım. Ben mesela acıtırmışım gibi geliyor. Acıyacak yerleri artık biliyorum. Mesela nerede ne kadar acıyacak falan. Hangi saatten sonra acımaya başlayacak falan. O yüzden öyle bir endişem olmuyor. Mutlaka acıyor bir yerde çünkü. Ama bunun acısı da böyle bir anda gelmiyor. Mesela yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Hani 2 saat acımıyor. 3 saat acımıyor. Son 1 saat acıyor mesela. O son 1 saatteki acı da çekilebilir bir acı oluyor. Abi görüyorsunuz değil mi? Bak adam gibi adam. Dövme çizerken infozon izliyor ya. Ya böyle bir mükemmel bir şey olamaz. Ya siz hala infozonu takip etmiyorsunuz mu? Evet şimdi sıra geldi. Yapıştırma işlemine. Yapıştırma. Bunun bir adı var mı bu arada? Transfer. Transfer işlemine. Transfer işlemine. Sinek kaydı bacaklarımla. Seksi seksi. Arkadaş ben hep söylüyorum zaten. Her şeyin büyüğü makbuldür. Anladın mı? Hani küçük müçük olmaz. Büyük olacak her şey. Her şey büyük olmalı. Kadir bizi masaya yatırdı. Masaya yattık. Hadi bakalım. Sanırım boyarken biraz acıyacak ama o bileğe doğru olan kısım. Orada bir tık hissettim. Orada bir minnak hissettim dedim ki oraya acıyacak. Evet şimdi çizgilerin böyle bir %85'i diyebilir miyiz Kadir? Evet. Oha. Bir şey diyeceğim renklenmeden bile çok güzel duruyor. Oha ne. Şimdi bir yemek molası vereceğiz. Aşağı yukarı 1,5 saat oldu değil mi? Evet ve yemek geldi. Ve yemek geldi. Oha çok iyi. Bu var ya renklenince falan düşünemiyorum bile. Şu detaylara, şu çizgilere baksanıza ya. Tam zamanda öğrenciyiz. Valla. Yemek geldi. McDonald's'ımız geldi. Tam mola verdik. Yemeğimiz geldi. Son durum değerlendirmesi. Çizgiler bitti. Ama birazcık ben de bittim. Kadir de bitti. Yorulduk yani. Aşağı yukarı 2 saat falan sürdü çizgiler, yemek molası, sigara molaları hariç. Sadece kontürün atılması 2 saat. Şöyle biraz size yakından da göstereyim.
Şöyle. Şöyle tam önden durduğumuzda Mario'nun önde olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü böyle baktığında mesela küçük bir dövme gibi gözüküyor. Sonra böyle laps diye bir dönüyorsun. Kocaman bir dövme bizi karşılıyor. Evet, biraz yorulduk sanki. Ama büyük bir çoğunluğu değildi. %50'si falan yok. Yüzde kaçıdır Kadir? Yani en az 50 var. 50 var ya. Şimdi birazcık mola vereceğiz birazdan. Çünkü bayağı yorulduk. Yorulduk. Hani ben yoruldum. Kadir'i düşünemiyorum bile. Hafif hafif canım acımıyor başladı. Herhalde o enerji direncimden dolayı. Özellikle şu arkalarda acıyor. Ama önlerde bir şey yok. Yani son durumumuz bu. Evet arkadaşlar, kaderle. Kader kim lan? Evet arkadaşlar, artık o kadar pil bitti ki artık isimleri karıştırıyoruz. Aşağı yukarı 9 saat mi oldu Kadir? Tam 9 saat. Tam 9 saat oldu. Tam bitmedi. İkinci seansa kaldık ama yine kabaca, hiç değilse kendisi gayet şık ve güzel duruyor. Buradan uyuş. Damarların falan çıkmış bacağımda ya. Kaba taslak çoğu bitti zaten. Sadece Game Boy'un gövdesi ve ufak tefek ıvır zıvırlar kaldı. Vallahi Kadir efsane çizdi ya. Vallahi. Efsaneler efsanesi. Evet Kadir'cim, eline koluna sağlık. Vallahi efsane, güzel, mükemmel bir video oldu. Kadir'in Instagram hesabını falan filan şuraya yazıyorum. Açıklamaya da ekliyorum. Takip edin falan filan. Kendinize iyi bakın. Beni de Instagram'dan takip edin. Bitmiş halini herhalde bir buçuk ay sonra falan tamamlarız değil mi? 35 gün sonra tamamlayacağız. O zaman Instagram'dan paylaşırım. Kendinize çok cici bakın. Görüşürüz. Haydi eyvallah.